Şıkken rüküş olanlar, hatalı seçim yapanlar ve göz kamaştıranlar. Hepsi burada. Şöyle bir dekolte olacak, dekolte verirsin. Star Life'ın moda editörleri ellerinde kabarık bir şık rüküş listesiyle geliyor. Efendim hazır mıyız? Geliyor. Vakit nakittir. Hemen başlayalım. Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nu her daim şık görmeye alıştığımızdan hayal kırıklığımız çok büyük oldu. Resmen duvara tosladık ilk bakışta. Bombelere gel. Bombeler ki ne bombeler. Aslında kapıdan eşi Berk Oktay'la çıktığı an çok hoş görünüyordu hanımefendi. Siyah transparan bluzu ve beyaz şortuyla yarattığı kontrast göz kamaştıracak cinsten olmuş. Ama keşke o kamera aşağı doğru inmeseydi de biz de o ayakkabıları görmeseydik. Neyse kadar şok oldum. Siyah tuniği klasik, beyaz şortu spor. Kaçak kat çıkılmış bir bina gibi olmuş. Ah, o elindeki çantaya ne demeli? Elindeki kloç çanta klasiğin de ötesinde. Ayağındaki spor ayakkabı ev terliği havasında. Maniküre mi geldin sen? Doğal güzelliğini kapatan yoğun fondöten katmanına ve özensiz saçlara hiç girmiyoruz bile. Ah Merve, kalbimizi rüküş olup da bir daha delme. Haftaya bu halde lütfen önümüze gelme. Bizi de boş yere germe. Deli bile deli bile deli bile veriyor senden daha iyi kararlar. Deli bile seçkin biriler herkesi güzelliğiyle alt eder. Bana sevimsiz geliyor ya. Duman grubunun solisti Kaan Tamgöze'den boşandıktan sonra tasarımcılığa el atan seçkin piriler ilk denemesinde ne yazık ki sınıfta kaldı. Yapma demedik, hobi olarak yapsın diye inim inim inledik ama dinletemedik. Bu ne biçim konuşma böyle? Kimseye torpil yok bizde. Yer yer deri parçalarla kaplı, üst kısmı asimetrik kesimli, alt kısmı şalvarı andıran tulumu seçkin pirileri olduğundan kilolu göstermiş. Özellikle göğüs kısmının alt kısmındaki pencere biraz dar olduğundan sanki göbeği varmış da dışarı taşmış gibi durmuş. Kulağınıza küpe olsun bunlar. Seçkin Hanım, bari tulumun pantolon kısmına bir ütü vursaydınız. Kırışıklar nedeniyle tulum okyanus dalgası gibi görünmeseymiş. Neyse, geçelim saça makyaja. Ay ben saçlarına bayıldım. Gözümü alamadım bir süre. Düz fönlü saçları yüzüne yakışsa da makyajın acemi bir elden çıktığı çok belli. Göz kalemi tam çerçeveye oturmamış. Siyah renk için kusur kaldırır derler ama bu kez siyah bile seçkin pirileri rüküş olmaktan kurtaramamış. Çok düşünsün, çok taşınsın. Hafta şık haliyle bu durumu lütfen kurtarsın. Yok efendim çok değişmiş, çok düşünmüş, geceler etmiş. Öyle gel getirle bahar gelmez. Siyahın kusur örten cazibesine kapılıp detaylarda boğularak rüküşler listesine giren bir diğer ünlü isim Merve Bolu. O mucize gibiydi, kusursuzdu. Artık değil. Derin V yakalı siyah elbisesi dümdüz olsa durumu kurtarabilirmiş Merve Boluğur. Ama etek uçlarındaki taşlı detay işi bozmuş. Taşlı detayı görünce Şafak Sezer bile dağıldı. Taşlı yırtmaç, şık durmak bir yana dar kesimli elbiseyi bebek zıbını gibi göstermiş. Üstüne aldığı pardösü bir beden büyük galiba. Omuzlarından dökülmüş. Biliyoruz, uzatma. Salaş ve cool bir görünüm yerine hırpani bir hava yaratmış. Gelelim çizmelere. Tamam sonbahardayız ama hava hala 20'li derecelerde. O dizüstü süet çizmeler hiç bu havaya uygun olmuş mu Allah aşkına? Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Makyajı çok sade kalmış. Düz fönlü saçları ise çok havalı. Ama sadece güzel saçlar genel görünümü kurtarmaya yetmemiş. Kader, kader, kader deyince kendime kızıyorum. Neden, neden bu kalbime acı veren Salim'i seviyorum. Belli ki bu hafta hanımların favori rengi siyah. Mustafa Sandal'ın güzeller güzeli eşi Emine Sandal yarım kollu yarı transparan siyah gömleğini daptaracık siyah bir pantolonla tamamlamış. İnce fiziğini ön plana çıkardığı kombinini üst üste taktığı kolyelerle zenginleştirmiş. Vay vay vay! Yüksek topuklu bantlı ayakkabısı çok şık. Ama keşke kotunun paçası biraz daha kısa olsaymış da o ayakkabıyı boğmasaymış. Toprak ve şeftali tonlarının iç içe geçtiği makyajı kusursuz olmuş. Nasıl özlemişiz, nasıl özlemişiz. Sarı ombreli saçlarına çektirdiği kırık fön havasına hava katmış. Dediğimiz gibi tek kusuru pantolonun paçasının biraz uzun olması. Kaderini bavuluna sakla, kalbine fazla gelen bir hayalini bence sakla.
Hamilelik her kadına yakışır ama Gülşen'e bir başka yakıştı. Bir de üstüne cesur bir kıyafet seçimi yapınca moda dergilerinden fırlamış gibi durmayı başarmış Gülşen. Biraz frapan mı Kunar? Aylar önce böyle tığ gibiydi. Doğal olarak hamilelikte kilo aldı Gülşen. Ancak hamile kostümleriyle 7 aydır şık bir şekilde geçiyor kameralar karşısına. Evet güzel. Dik yakalı, kolları volanlı, gri mavi elbisesi için Gülşen mitolojik hikayelerdeki tanrıçalar gibi durmuş. Gri mavi tonlardaki saten ipek karışımı uzun elbisesi hem çok şık hem çok zarif bir seçim olmuş. Yani senden güzel olmasın hem de çok güzel. Kulağındaki kelepçe küpe ise ince bir zevkin eseri. Sedefli makyajı kusursuz. Özellikle yanık ten üzerine uygulanan kontür yüzünü 3 boyutlu ve ışıl ışıl bir hale getirmiş. Hamile bir kadının kullanabileceği en şık tasarımları bir araya getirmeyi başarmış Gülşen. Tek eksiği minik bir el çantası. Olsun, bu kadar kusur kadı kızında da olur. Yavrum kaldır kollarını, teslim ol etrafın sarılı. Sabret af çıksın sana, ben Kıvanç Tatlıtuğ'un stilist eşi Başak Dizer renkli kıyafetleriyle içimizi açtı. Bizim olduğu kadar Kıvanç Bey'in yorumları da önemli olacak tabii ki. Kıvanç Bey bugünlerde biraz yoğun ancak bizi kırmaz. Eşi için çiğ tavuk yer herhalde. Hiç kocası zorda olan bir eşin yapacağı şey midir bu? Otantik desenlerin pul, zımba ve minik ayna parçalarıyla kusursuz bir uyum içinde işlendiği, zırhı andıran ceketiyle Başak Dizer farkını ortaya koymuş. Bugün alışveriş yapacağım senin için, üstüne başına çok güzel kıyafetler alacağım. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi bu kısa ceketi, volanlı mini siyah bir etek ve tıpkı ceketinde olduğu gibi zımba detaylı siyah bir topuklu ayakkabıyla tamamlayarak klasik ve etnik bir çizgi yaratmış. Kadınlar yarın sabah koşa koşa bu tarza bürünecektir eminiz. Biz yarın kalkar, etrafın nabzına bir bakarız, neler olup bitiyor bir görürüz. Başak Dizer'in bu hallerine özetle yorumumuz şu: kırık fönlü saçları biraz daha derli toplu, makyajı biraz daha belirgin olsa haftanın en şıkları arasında olabilirmiş Başak Dizer. Oh oh suyundan da, oh oh suyundan da, oh oh buyundan da koy koy. Tarz böyle yaratılır, farklı trendler böyle bir araya getirilir ve işte böyle havalı olunur. Sosyetenin ünlü isimlerinden stilist Elis Sakuçoğlu moda okullarında ders diye okutulacak bir kombin yapmış. Yok artık daha neler. Efsane müzik grubu Guns N' Roses tişörtlü, süper mini şortu ve kamuflaj desenli montuyla 70'lerin hippie tarzına geri dönüş yapan Elis Sakuçoğlu, kahverengi süet çizmeleriyle ters köşe yapmış ve görenlerin ağzını açık bırakacak bir şıklık yakalamış. İlk görüşte aşık oldum. Yok denecek kadar az makyajı, iki yandan ördüğü saçları, yuvarlak güneş gözlükleriyle farklı ve bir o kadar da dikkat çekici bir görünüme kavuşmuş. Biz aradık taradık, bir kusur bulamadık. Bir de üstüne üstlük kendisine hayran kaldık. Tebrikler. Altmışlı yıllardan zaman makinesine atlayıp günümüze gelmiş gibi duran Tuğba Ünsal'a bakmaya doyamadık desek yeridir. Modanın büyük annesi Coco Chanel, milenyum çağında yaşasa tam da böyle giyinirdi. Onu da ben alacağım. Tuğba Ünsal'ın pudra pembesi günlü döküntüsü, yaka kısmında kolye gibi duran boncuk işlemesi, her bir detay incelikle tasarlanmış. Çok belli. Kız sizde oluyor mu öyle şeylerle? Yüksek topuklu dizüstü çizme hem renk hem model olarak takıma uygun olmuş. Enseden topladığı saçlarına, kalın eyelinerlı, hafif simli göz makyajına bayıldık. Ünlü oyuncu şıklığın resmini çizmiş resmen. Tebrik ediyoruz Tuğba Ünsal'ı da. Bu hafta dönüp dönüp baktığımız, yorum yapmaya kıyamadığımız, imkanımız olsa pamuklara sarıp sarmalayacağımız isme geçiyoruz. Umarım benden bahsediyorsundur, yoksa çok fena rezil oldum. Bade İşçil durdu durdu turnayı gözünden vurdu. Halter yakalı, diz altında mini bir yırtmacı olan beyaz elbisesiyle bu haftanın en şık kadını olmayı başaran Bade İşçil belli ki kombini üzerinde çok çalışmış. Elbisenin bel kısmındaki taşlı dev fiyon kendisine sofistike bir görünüm kazandırmış. 7 milyarda bir görünen bir şey bu. Dekoltesi ölçülü, beyaz bilekten bantlı, stilettosu çok zarif. Krem rengi trench coat'u ve gümüş rengi minik çantası hem
kıyafetini gölgede bırakmayacak kadar sade, hem de tek başına bile star parça. Bakmamaya çalışıyorum Cemişir ama 10 numara. Kılık fönlü sarı saçları yüzüne çok yakışmış. Gri ve siyah tonlardaki göz makyajı yeşil gözlerini iyice ön plana çıkarmış. Bade İşçil tepeden tırnağa kusursuz görünümüyle haftanın en şık ismi oldu. Geçici hep.